Buyurun. Zeynep. Evet. Müsaitsen seninle konuşmak isterim. Sana güzel bir teklifimiz var. Pardon, siz kimsiniz? Figen Kileci. Küllerinden doğmaya hazır mısın? Anka kuşu. Efendim, öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Zeynep kızım, Figen Hanım'ı içeri davet etsene sen. Ev pek misafir ağırlayacak gibi değil ya baba. Ayrıca sizinle konuşacak bir şeyimiz olduğunu ben pek düşünmüyorum. Yani benim torun birazcık ortalığı dağıtmış da ondan böyle söylüyor bizim kız. Söyleyeceklerimi bir dinlersen sevinirim Zeynep'ciğim. 5 dakika dinle. Hatırım için. Böyle zamanlarda biraz şaşkınlığı tutuyor. Kusuruna bakmayın lütfen. Figen Hanım lütfen siz buyurun içeri böyle. Sizi, buyurun siz. Ne yapıyorsun? Ben olmuş. Birey ne oluyor, ne yapıyorsun? Bir dinle, ne olacak? Şans ver. Buyurun hiç ayakkabılarınızı çıkartmaya gerek yok. Temizlikçi gelecek zaten. Yanım. Siz buyurun. Buyurun Melih Bey. Temizlikçi gelecekmiş. Toparla, toparla. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Buyurun, buyurun şöyle geçin. Kusura bakmayın ortalığın dağınıklığı için. Yani işte zamane çocukları. Sudenaz, bak dağıtıyorsun böyle ortalığı. Ondan sonra da biz burada misafirimize mahcup oluyoruz. Olur mu canım öyle şey? Sıkıntı yok Samet Bey, sıkıntı yok. Rahat olun, lütfen. Siz de Filiz olmalısınız değil mi? Ben önden bir brief vermiştim de. Ne vermiş? Seceremizi falan döktü herhalde. Al bakalım. Gereksiz zahmet etmişsiniz Figen Hanım. Kusura bakmayın. Benim kız çocuklarına zaafım var da çok keyifli aldım. Teyze çok güzel. Lütfen bende kalsın. Tamam. Senin olacak zaten. Çok güzelmiş. Güle güle kullan ama önce teşekkür et. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abla sen Sude'yi odaya götürsene. Orada oynasın oyuncağıyla. Sudenaz hadi kızım biz içeride oynayalım. Hadi, hadi. Bir de çay koy sonra. Misafirimize bir çay ikram edelim yani biz de. Hiç zahmet etmeyin lütfen. Zaten fazla oturmayacağım. Yani izninizle Zeynep'le biraz konuşsam yeter. Tabii canım. Buyurun. Yalnız. Mümkünse. Ha. Anladım. Benim zaten bahçede bir ufak işim vardı. Onu halledeyim ben de o arada. Nihayet seninle tanışabildiğimize çok sevindim Zeynep'ciğim. Aslında ben seni Merih bana gelmeden daha öncesinden tanıyorum. Nereden? Mahkemedeki duruşun beni çok etkiledi. Hikayeni merak ettim. Araştırdım. Ben de kabaca anlattım. Anladığım kadarıyla Merih size projemi getirmiş. Ama ben kendisine böyle bir şey yapmak istemediğimi söylemiştim. İlgilenirler mi bilmiyorum dedin. Ben de şansımı denedim. Sonrası benim için de hızlı oldu. Figen Hanım hemen tanışmak istedi. Tam da bundan korktuğum için Merih'in tek başına seni ikna etmesi kolay olmayabilir. Bakın Figen Hanım, ben projeme güveniyorum. Arkasında da dururum ama böyle sizi buraya getirecek, ailemi araştıracak kadar falan büyük bir buluş değil yani sonuçta. Gerçekten siz ne için geldiniz buraya kadar? Netsin. Çok severim. Doğru tahmin. Buraya gelme sebebim bu değil. Aslında ikimizin de birbirimize çok yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü ortak bir amacımız var. Nedir? Köksal'larla barışmak. Ah Zafer, ah neredesin sen? Allah kahretsin, niye açmıyorsun bu telefonu? Harika!
Hangi cehennemde bu Zafer? Aa, hayatım, arıyorum arıyorum açmıyor. Ferdi. Efendim? Hani Onur'la birlikte eve gelecekti bunda. İyi misiniz Hamit Bey? Doktor çağırayım mı? Hamit, baba sakin ol lütfen. Ya bırak şimdi doktoru falan. Zafer'i bul bana çabuk. Bir açıklaması vardır mutlaka. İtibarımız iki paralık oldu. Ne açıklaması? Zafer nerede Onur? Hani birlikte gelecektiniz? O şirkete gitti, torunun peşine düştü. Ölümüm bu çocuğun elinden olacak. Gelsin geberteceğim onu. Hamitciğim atıp kesmeden önce bir dinleyelim istersen Zafer'i. Neyi dinleyeceğim? Hırsız olduk ya. Hırsız, hırsız. Hamitciğim belki de Zafer'le hiçbir alakası yok bu olayın. Onun neyle alakası var zaten? Ben baştan dedim değil mi? Kendi donunu toplamış mı da milletin parasını topluyor? Al işte buyur. Baba sakin ol bak, bir şekilde çözeceğiz tamam mı? Böyle olmaz. Gel otur bir sakinleş. Katil edecek bu çocuk beni. Katil. Hamit Bey'den bildiğim kadarıyla siz bayağı kan davalı gibisiniz. Dediğim gibi meseleleri babamlaydı. Ben de babama söz geçiremezdim. Ama bir süre önce babam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ben de bilmediğim, anlamadığım bir savaşın içinde olmak istemiyorum şimdi. Yani anlıyorum sizi ama ben size barış elçisi olamam ki. Köksal'lar şu an benim yüzümü bile görmek istemiyor. Yoksa Meriç size bunları anlatmadı mı? Anlattı. Ben her şeyi biliyorum. Tam da bu yüzden beni en iyi senin anlayabileceğini düşünüyorum. Kusura bakmayın ama kabul edemem. Bakın, Köksal'lar sizinle çalıştığımı öğrenirse bir daha asla yüzüme bakmaz. Ben küçücük bir ihtimale tutundum. Onu da kaybedemem Figen Hanım. Belki de Hamit Bey'in oğlu da benimle hemfikirdir. Onu kazanırsak ikimiz de kazanmış oluruz belki. Pumpkin bak. Pumpkin? Çok tatlı. Kusura bakmayın ama ben kararımı verdim. Buraya kadar da geldiniz, zahmet ettiniz ama olmaz. Peki, sen bilirsin. Ama unutma, fırsatlar yıldız kayması gibidir. Teşekkür ederim, ihtiyacım olacağını zannetmiyorum. Numaram Merih'te var. İkinizi de tanıdığıma çok sevindim. Hoşça kalın. Sizi geçeyim. Hiç de böyle olmadı vallahi. Ya en azından bir çayımızı içseydiniz Figen Hanım. Fikrini değiştirecek olursan bir alo demen yeterli. Der der der. Siz hiç merak etmeyin. Ben konuşacağım Figen Hanım. Güle güle. Tamam, biz basın bültenini hazırlamak üzereyiz. Siz hazırda bekleyin, olur mu? Tamamdır. Ferdi, hazır mı? Çok az kaldı, bitmek üzere. Tamam, hemen yollayalım. Pardon. Şu haberleri bir durdurun artık. Bu nedir yahu? Şirketi ve Zafer'i suçlayan yazılar var sürekli. Onur lansmanda en önde bayrak tutuyordu. Millet ne bilir Tuğrul'u? Bize yazacaklar tabii. Lafa geldi mi, şirketi karıştırmadım baba. Kendi paramla yapıyorum baba. Hadi kendi imkanlarını hallet baba, o zaman. Baba bir dur. Belki bir yere imza atmamıştır. Onun soyadı imza. Hem o biliyor mu acaba nereye imza attığını? Hamit Bey, emniyet müdürlüğünden aradılar. Zafer'in ifade vermesi gerekiyormuş. Sıkıştırılıyorlarmış. Ne? Nasıl yani? Zafer'i alıp emniyete mi götürecek? Yapamaz ki Zafer orada. Hayır, yani alıp götüremezler. Hamit! Yalvarırım bir şey yap. Götürmesinler tamam, oğlumu. Tamam, tamam. Sakin ol. Bir konuşalım bakalım. İfadesini şirkette alabilecekler mi? Aldıktan sonra tekrar gönderirler değil mi? Tutmazlar orada. Tutmazlar değil mi Hamitciğim? Şeytan diyor. Hiç karışma, ne hali varsa görsün. Arkadaşım şimdi mesaj attı. Mağdurlar sosyal medyada örgütlenmişler. Protesto için evin önüne geliyorlar. Ne? Buyur. Ben bir detayları öğreneceğim. Ben hemen güvenlik önlemlerini arttırıyorum. Verdi. Sen de benimle terasa gel. Bir arayalım bakalım birilerini. Ne yapabileceğiz bir görelim. Peki efendim. Bir boy eksikti. Abi bir boy eksikti. Zafer! Oğlum!
İyi misin? Ne oluyor Zafer? Ne oluyor oğlum? Hiç sesleri, solukları çıkmıyor. Ne yapıyorlar? İşaret diliyle mi konuşuyorlar içeride? Hasbin Allah. Ne olur ya? Ne olur o? Gitti Onur, gitti. Çoktan gitti o. Kabul et artık bunu ya. Ay, hala bir ihtimal falan diyorsun. Tamam da Onur değil ki sadece mesele. Ya ben insanların başına ne dertler açtım Merih. Şimdi de başlarında bir sürü dert var. Ya bir de bu kripto olayı da eklendi. Hem nereden biliyorsun? Belki de bu kadın tam da olarak bu zayıf anlarından faydalanmak istiyor. Nereden bileceğiz? Aklımız fikrimiz var çok şükür. Ne planladığını anlatsın, dinleyelim. İşimize geliyorsa yaparız. Hem ya doğru söylüyorsa, ya yıllardır süren düşmanlığı bitirecek kahraman sen olursan. Ya hayat herkese iki defa vermez bu şansı ya. Hayat bana kendin ol dedi Melih, kendin ol dedi. Ben bu dünyadan Zeynep olarak çıkmak istiyorum artık, Melis olarak değil. İyi ya işte bu kadın da sana ikisini birleştirme fırsatı veriyor. Fark et şunu ya, fark et. Koş. Kapan bu odaya. Babanın böğürmesi eşliğinde düşün. Alp'e gitmem lazım. Daha fazla dil dökemeyeceğim sana. Alp'e mi? Hayırdır? Yani çağırdı. Bir gideyim, anlarız. Baba ne yapıyorsun? İşte telefon ben çaldı. Ben... Sus amca. İşte bu yüzden sana ses. Aman Allah'ım. Merih. Merih bu Zeynep'in asistanı değil miydi? Aynen, Zeynep'in asistanı Merih. Yani kendisini ben daha önce çalıştığımız partilerde falan görmüştüm. Sosyal ilişkileri inanılmaz kuvvetli birisi. Kusura bakmayın ben böyle emrivaki yaptığım gibi oldu ama işimize yarar diye düşündüm. Hatta ben kendisini araştırdım biraz. İnanılmaz geniş bir çevresi var. Bir de şöyle bir şey var. Zeynep Hanım'ın ailenize girmesindeki başarı bence daha çok onun. Çünkü Zeynep fakirlikten geliyor. Yani bu kadar donanımlı nasıl olsun ki? Yani Zeynep'le bir olup bizi kandırmış birine nasıl güvenebiliriz Alp? Yani oradan bakınca öyle. Ama şöyle de bir şey var. Bu insanlar zor zamanlarında ailenizi çıkarlarından üstün tuttular. Yani bunu da gördük. Ama eğer istemiyorsanız bir şekilde geri gönderin. Yapmayız teklifi. Alp Bey. Merhaba Ümit Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun lütfen, oturun. Benimle acil işiniz nedir? Çok merak ettim. Çok teşekkür ederim efendim ilginize. Dediğim gibi, üst üste hassas şeyler yaşadık. Acaba ifadesini evde ya da şirkette alabiliriz? Anladım, anladım. Tamam. Tamam. Peki. Haber bekliyorum o zaman sizden. Sevgiler. Sağ olun. Şuraya bak. Ricacı olmadığım insan kalmadı şu zibidi yüzünden. O kadar ricaya rağmen illa emniyette alacaklarmış ifadesini. 1 milyar lira ya. 1 milyar nasıl muhar olabilir? Nasıl götürmüş bu adam bu kadar parayı? Elektronik cüzdan dedikleri bir şey var baba, onunla. Yani bayağı planlı bir hamle bu. Nereye gittiğini bulabildiniz mi? Hayır, ama araştırıyoruz. Evet Ferdi. Evet. Evet. Efendim? Onur, seninle biraz konuşabilir miyim? Arkadayım. Tamam. Gel. Onur.
Babana anlattın mı her şeyi? Anlatsam haberin olurdu sanırım. Zafer'in yaptıklarından haberin var mıydı? Hayır tabii ki. Yani haberim olsa sence ben böyle bir şeye izin verir miydim? Ben Zafer'le görüntülü konuştum telefonda. Yüzünü gözünü öyle görünce sordum tabii ne oldu diye. O da kavga ettiğinizi söyledi. Sonra da anlattı her şeyi. Onur, Zafer'in başı çok büyük bir belada. Ne olur şu hırsına biraz gem vur. Sonuçta siz kardeşsiniz. Ama ara ara hatırlaman ne kadar güzel. Keşke sadece başları sıkıştığında değil de kardeşlerimi bana karşı doldururken de hatırlasan. Belki başımıza bu kadar bela gelmezdi. Şimdi izin verirsen kardeşimin arkasını toplamam lazım. Çıkar bakalım keyfini. Keyfini çıkar. Alo Müge, bana hemen. Alo? Onur? Benim Zeynep. Ben asistanımı aradığımı sanmıştım. Pardon. Aa, yok. Yok yok olur mu? Hiç önemli değil. Aslında ben de seni aramayı çok istiyordum ama cesaretim yetmedi. Neyse iyi oldu. Sesini duydum. Kapatayım ben. Başın kalabalıktır senin şimdi. Oyalamayayım seni. Kapatma. Ben gerçekten asistanımı aramıştım. Ama bir süredir seni aramak istiyordum. Şu an bunu söylediğim için kendimden nefret ediyorum ama seni görmem lazım Zeynep. Tamam. Neredesin söyle ben hemen geleyim. Konum atacağım. Şuraya bak. Dünya kadar insanı dolandırmış şerefsizler. Biz de güvendik, paramızı bunlara emanet ettik. Şirketin CEO'su Tuğrul Aslan'ın... Abla ben çıkıyorum. Yurt içinde hiçbir şekilde... Nereye? Nereye kız? İşim var. Ne demek işim var? Bana bak, hiçbir şey anlatmadın sen. Ne konuştunuz o kadınla? Bak, o kadın ne diyorsa hede, tamam mı? Böyle 300-500 değil, en az 1 milyon alırsın. Hem benim paramı verirsin, hem de geri kalanla sen ne istiyorsan onu yaparsın, olmaz mı? Olmaz baba. Olmaz. Ben sana dedim. Öyle dalavereli iş falan yapmam ben bir daha. Ayrıca benim o insanlara çok kötülüğüm dokundu zaten. Ya zenginleri düşünmek sana mı kaldı kızım ya? Zenginleri düşünmek sana mı kaldı? Onlar beni dolandırdılar, paramı çaldılar resmen. Ay seni zorla mı soktular o işe? Girmeseydin sen de Allah Allah. Ya ne demek girmeseydin ya? Ne demek girmeseydin? Sana güvendim de girdim ben o işe. Tövbe estağfurullah. Aha. Witto kripto mağdurları Köksal'ların evinde toplanmaya başladı. Protestolar artıyor. Vay be. Lan. Ben niye duruyorum ki? Ben niye duruyorum ki ya? Ben de giderim ekmeğimin peşine. Yani bir de mekanı üstüne yapsaydık maşallah. Ya iş olarak görseydim kabul etmezdim. Zaten kendim için de bir şey istemedim. Yani burayı en kısa zamanda ayağa kaldırmak için gereklilikleri saydım. Ümit Hanımcığım, bizim hem Köksal'lara karşı gönül borcumuz var, hem de sizin kalbimizde yeriniz ayrı. Zeynep de ben de sizi çok takdir ederiz. Ama sizin de bizimle ilgili bir algınız var. Malum yaşananlardan. O yüzden git derseniz hiç önemli değil ama kalırsam elimden geleni yapacağıma emin olabilirsiniz. Bakın beni lütfen yanlış anlamayın. Ama birine güvenmek zaman ister. Benim şu an böyle bir zamanım yok burası için.
Açıkçası pek fazla çözümüm de yok bu kafayla. Yaklaşımınızı sevdim. En azından birlikte neler yapabileceğimizi görmüş oluruz. Nihayetinde batık bir durumdayım zaten. Çok kısa bir süre sonra bu masada kutlama partisi yapıyor olacağız. Bakın buraya yazıyorum. O zaman birlikte bir teftiş yapalım mı? Ha? Tabii Alp, size göstersin. Ha? Tabii, mutfaktan başlayalım. Sen çık istiyorsan. Yani kardeşiniz bu kripto mevzularından bir şeyler oldu ya, belki yanında olmak istersiniz diye düşündüm. Gerek yok. Babam oğlunu kurtarır bir şekilde. Neyse, benim de yukarıda biraz işlerim var. Sonra tekrar burada buluşuruz. Tamam, mutfak şurası. Ben neden geldim, neden buradayım bilmiyorum. Böyle sürekli beni sırtımdan vuranların kıyısına vuruyor. Kardeşim. Kardeşim beni hapse attırıyor. Ve yine de onu koruyorsun. Orada bile yalan söyledin bana Zeynep. Onur, ben yalan söylemedim. Bilmiyorum dedin. Evet, bilmiyorum dedim. Çünkü üzülmeni istemedim. Üzülmemi istemedim. Ya Onur, o senin kardeşin. Ayrıca bunu öğrenmen seni üzmekten başka ne getirdi ki sana? Bak, ben eminim. Bugün kardeşinin başı belaya girince de sen üzüldün. Üzüldün çünkü sen onun gibi değilsin. Onur, sen gözünü karartıp oh olsun, iyi olmuş, beter olsun diyebilecek biri değilsin. Diyemiyorsun değil mi? Öyle. Öyle ya. Şeytan azapta gerek. Hayır, bu bütün yaşadıklarıma rağmen ben arkamı dönüp gidemiyorsam zaten ben bunu hak ettim. Değil mi Zeynep? Ben hak ettim bunu. İnsan sevdiğinden gidemezmiş. Ben bunu seninle öğrendim. Zafer'in evlenme teklifini kabul ettin. Ya yüzüğünü taktın Zeynep, yüzük taktın ya. Evet, kabul ettim çünkü gerçek kimliğimi öğrenmişti. Onur babamı bulmuş, para vermiş babama. Şantaj mı yaptı yani? Zeynep, ben oradaydım, gördüm. Sen kabul ederken gayet istekli gözüküyordun. Onur, beni yargılamadan sonuna kadar dinleyebilecek misin? Ha? Devam et, dinliyorum. Devam et. Zafer, o akşam beni size yemeğe çağırdığında ben herkesin önünde beni rezil edeceğini düşünmüştüm. Babanla konuştu ve seni eve mi davet etti? Evet. Sen de kaçmadın, öyle mi? Evet, kaçmadım. Çünkü hak etmiştim. Ben oraya öfkenizi göğüsleyip özür dilemeye gelmiştim Onur. Nasıl bir şeysin sen ya? Bak, Zafer bana evlilik teklif ettiğinde ben de çok şaşırdım. O da bana başta sarsıldığını ama sonra şartlarımı görünce, üstüne düşününce bana hak verdiğini, beni anladığını söyledi. Birbirimizi gerçek kimliklerimizle tanıyalım dedi. Hayatında ilk defa bir şey doğru yapmış hayvan herif. Biliyor musun, ben Biggie'yi sevmediğine çok emindim. O yüzden de onu tek bir yerde kıskandım. Maskesi düştüğü halde sen onun elinden sıkı sıkı tuttun ya Onur. İşte ben onu orada kıskandım. Çünkü bunlar benim hiç bilmediğim şeyler.
Ben bugüne kadar hep düşmemek için çabaladım. Çünkü ben tökezlesem bile beni hep düşürmeye çalıştılar. O yüzden de ilk defa biri düştüğüm halde gelip benim elimden tutmak isteyince ben ona elimi uzattım. Onu sevmediğimi bile bile bütün maskelerim düştüğü halde beni tanımak istedi o. O yüzden de teklifine evet dedim. Ferdi. Baban seni soruyor. Tamam, hemen geliyorum. Benim gitmem lazım. Matematikle bugüne gelmeniz bile mucize olmuş. Belli ki aylardır cepten yeniyor. Hadi ya, yapma ya. Biz seni bilmediğimiz yerden gel diye çağırdık. Ben şu anda anlamadım, biz iyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Yakında öğrenirsin. Şimdi, ben öncelikle sosyetenin EFSO influencerlarını buraya davet edeceğim. Birkaç tanesiyle işbirliği ya da işte çekiliş adı altında reklam yapacağız. Yok, öyle bir şey yapma. Ümit Hanım öyle şeyleri hiç sevmiyor. Ayrıca ucuzlaştırıyor diyor. Bana baksana sen. Ben seni bile bir iki dokunuşla Tom Hardy kıvamında gönderdim mekanı o gece. Ne çabuk unuttun. Dokunduğumu parlatmak benim alameti farikam canım. Sakın işime karışma. Ben ne yapıyorsun? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ne oluyor? Mutfaktan iç. Sermayeden yeme dönemi bitti. Allah peygamber cennet, daha yeni başladık. Bismillah, suyla mı batacağız? Görünmez kalemler tak 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 dağ oluverirler. Uçuşa geçmek için kemerleri sıkacağız. Milattan sonra 2022 bebeğim. Merih'ten önce, Merih'ten sonra. Adam kendini milat yaptı ya. Ah bebeğim. Merih. Vay be, yani ben geldim ama sen emin misin Merih ya? Ya. Bana bak, sakın oyun falan olmasın. Alp yardım istedi, valla. Köksallarla bağın kopamıyor bir türlü ha. Bak, bu senin kendini göstermen için iyi bir fırsat ama kızın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu çukurdan çıkması için ona yardım edecek kimsesi yok. Ya tamam da ben ne yapabilirim ki, onu anlamadım zaten. Ümit, hoş geldin. Hoş buldum. Çok geçmiş olsun bu arada. Teşekkür ederim. Ya benim Merih çağırdı da başına dert açmayacağımdan emin misin sen? Dışlananlar kulübüne doğru ilerliyoruz. Aslında benim size sormam lazım. Yani bu arbedede olmak istediğinize emin misiniz diye. Çünkü babam Zafer'le savaşı bittikten sonra buraya nasıl bir silahla gelir hiçbir fikrim yok. Açıkçası sizi ne kadar finanse edebilirim, onu bile öngöremiyorum. Yok, hiç sorun değil. Seve seve elimizden ne gelirse yaparız biz. Mekanın yüzü olacaksın. Mekanın yüzü derken? Karşılama, sosyal medya tanıtımları vesaire vesaire. Gel gel, ben sana anlatırım şey, izninizle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adam, alev topu çıktı. Yani kusura bakmayın, ben iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum ama umarım başınıza bir bela daha almamışımdır. Aslında birinin benim için bu kadar çırpınıyor olması
bana çok iyi geldi. Yani kendimi güçlü hissediyorum sayende. Hop 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 hop. Aman ondan içmeyin. Alev topu kızıyor. Sermayeden yemeyecekmişiz artık. Ben oğlumu görmek istiyorum Hamit. Anlatabiliyor muyum? Dayanamıyorum artık. Oğlumu görmek Biz istiyorum. Biz oraya gidersek basın üstümüze atlar. Suç tümden üstümüzde kalır. Kalırsa kalsın. Oğlumu görmek istiyorum ben. Niye anlamıyorsun bunu? Bak ya. Baba. Ya biliyorum şu an sırası değil ama şirkette sana bir konudan bahsetmiştim. Hatta bir yemek ayarlayacaktım size. Evet. Fuat bize bu konuda yardımcı olabileceğini söyledi. Hatta şu an burada. Eğer izin olursa yanına getireyim bir dinle. İstemez. Babam böyle bir şey istemez kızım. Babanın halledemediğini o mu halledecek? Nereden çıktı şimdi bu Neslihan? Bana sordu. Gelsin. Aşkım gel. Merhaba. Çok geçmiş olsun Hamit Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu şekilde tanışmak istemezdim ama ben Fuat. Biz de daha iyi şartlarda ağırlamak isterdik sizi. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Ha, bu arada Fuat, kardeşimle tanıştırayım seni. Onur, erkek arkadaşım Fuat. Karşılaşmıştık. Ama tanışma fırsatımız olmamıştı. Merhaba. Merhabalar. Neslihan bu konuda yardımcı olabileceğinizi söyledi. Evet, benden de rica etti. Bir de sen araştırır mısın dedi. Ben de bu Tuğrul denen vatandaşın nereye gittiğini ya da gitmiş olabileceğini buldum. Polislere haber vermeden önce de size gelene kadar bekledim. Neredeymiş o? Belarus'a kaçmış. Oradan da İskandinav ülkelerine sığınmayı deneyecek. Artık nereyi becerebilirse. En zayıf olduğumuz bölgeyi seçmiş. Bunun altından kileciler çıkabilir. Tam onların bölgesi. Emin misiniz? Ve bu bilgiye siz nereden ulaştınız? Ben de uzun yıllardır uluslararası ticaretle uğraşıyorum. Kendimce bazı kaynaklarım var. Bugüne kadar beni hiç unutmadılar. Baba, kilecilerle bir konuşmayı denesek. Hayatta olmaz. Asla. Bak bir kere şansımızı denesek. Ne kaybederiz? Onlara boyun eğmem. Ne demek boyun eğmem? Ne demek? Benim oğlum bu yaşta hapislerde çürüyecek. O bulacaksın Hamit. Bulacaksın. Resmi yolları deneseniz. İş çok uzar. Kilecilerin eli nereye kadar uzuyor bilmiyoruz. Bu kadar şeyin üst üste gelmesi tesadüf olamaz. Onur aradı beni, çağırdı. Yanından geliyorum şimdi. Aa, bu çocuğuna da hayırdır? Zafer öğrenmiş. Benim bildiğimi de anlamış tabii. Cem Girmek'e mi çağırmış? Yani Cem Girmek değil de daha çok kendiyle kavga ediyor gibiydi. Hayır, hem beni görmek istiyor hem de bir türlü affedemiyor. Sen dur. Ortalık sakinlesin. Onun öfkesinin volümü düşsün, o daha çok yanacak. Ya kazanan öfkesi olursa? Vallahi işte. Gerçek seni tanıması lazım. Onun için ortam yaratmaya çalışıyoruz ya. Zeynep gibi halledecektim ya. Öyle çevirme kaşını gözünü. Hayat sana Figen'i yolladı. Hedefe jet kargo ile gitti. Sen scooter'la giderim diyorsun. İşte biz de bindik bir alamete. Bana bak. Sen bu kadına nasıl bu kadar hızlı güvendin? Ben hala anlayamıyorum da. Ne? Zeynep, Meriç. Zafer'i alıyorlar. Nereye alıyorlar? Aa! Yok artık. Hamit, Hamit yalvarırım bir şey yap. Bak oğlumu cezaevine götüreceklermiş. Ne olur yalvarırım, onun bir suçu yok. Oğlumu kurbanlık ilan ettiler.
yeter. Hadi gidelim harika. Ne olur bir şey yap. Gidemeyiz harika. Sabahtan beri ne söylüyorum? Gidersek basın üstümüze çullanır. Hem gitsen de göstermezler. Sen gitmiyorsan o zaman ben gidip kurtarırım oğlumu. Çekil. Çekil, verme oğlumu. Yalvarırım, verme onları oğlum. Ne demek verme? Harika. Bir sakin ol. Kendine gel. Oğlum suçlu değil. Niye anlamıyorsunuz bunu? Kurbanlık koyun seçtiler. Oğlum yapamaz orada. Dokunma bana. Bana dokunmayın. Hiçbiriniz dokunmayın. Harika. Çok kalmayacak. Elimizden gelelim. Elinizden bir şey gelmiyor. Gelseydi benim oğlum da şu anda burada olurdu senin gibi. Ama oğlum yok. Oğlum benim cezaevinde. Cezaevinde benim oğlum. Zafer. Zafer. Beyhan. Su falan bir şey yolla hemen. Beyhan hemen bir sakinleştirici getir. Kendine gel artık. Dur, 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 dur. Biz mi bağırtım istiyoruz? Dilemiyoruz. Kendi paramızın peşindeyiz ya. Birader kaybına. Benim 100.000'im gitti. 100.000 mi? Ya o da bir şey mi? Benim 1.000.000'um gitti be. Yapma ya. Abi sen ne diyorsun? Benim 2.000.000'um gitti. Allah senin belanızı vermesin. Ulan Allah kahretsin be. Paramızı geri versin lan abi. Paramızı geri versin. Çekil abi. Verin paramızı, geri verin lan. Paramızı geri verin. Oğlumu bıraktın o yamyamların arasında. Ya mağdurlar da varsa onların arasında. Ne yapacak şimdi Zafer? Söyle bir bana. Bana bak Neslihan. Onur'u nasıl kurtardıysan kardeşini de öyle kurtaracaksın o cezaevinden. Duydun mu beni? Ne yapacaksın, ne edeceksin? Kurtaracaksın o kardeşini. Baba ben Belarus için ne yapabilirim ona bir bakacağım. Tamam, ah, tamam. Aman diyeyim sen hiçbir şeye karışma. Sen karışınca hiç çıkamaz o içeriden. Karışma sen. Karışma sen. Siz de gidin bir hasar tespiti yapın bari. Oğlum. Bana bakın. Eğer oğluma bir şey olursa hiçbirinizi affetmem. Duydunuz mu beni? Affetmem. Asla affetmem. Ya o harika. Ben oğlumun düşmanı mıyım? Zapt etseydin o zaman. Sus. Sen hiç konuşma. Sus, 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 sus. Sakın oğlum bir şey affetme. Sizi çok kısa bekleteceğim. Özellikle mi buldunuz böyle bir yer ha? Bile bile mi aradınız mı çok burayı? Basının gözü çok üstümüzde. Bir şey yapamıyoruz. Ortalık biraz yatışsın. İlk fırsatta seni özel bir yere alacağız. Her gün yoklamaya gelirim. Ne isteğin olursa temin edilecek. İçeriği de hallettik, merak etme. Bana boş kibarlığı bırak Ferdi. Olur mu? Hak etti diyorsun değil mi? Hı? İçinden Onur'un ahı tuttu diyorsun değil mi? Kandırmayalım birbirimizi. Zafer, hepiniz elimde büyüdünüz. Ben ayrım yapmıyorum. Tabii. Öyledir. Tazeleyin mi abi? Tazele. Abi keşke başka bir şey isteseymişsin. Senin adam burada. Dünya küçük. Sonunda bir kök salı kıstırmayı bana da nasip etti Allah. Benim buraya düşmeme sebep taşları o düşedi. Ona layık olduğu bir hazırlık yapalım. Tamam abi. Buyur abi, afiyet olsun. Eyvallah.